Söyleyeyim Rezan Bey, buyurun. Şimdi şöyle, Serkan Bey'in, değerli meslektaşımızın bıraktığı yerden başlayayım. Bir defa çağdaş demokrasilerde muhalefet sorgular, eleştirir. İktidarın yol ve yöntemlerini, eylemlerini, icraatlarını, taahhütlerini, politikalarını, programını sorgular. Bununla ilgili bir farkındalık yaratır. Kendi tabanını konsolide etmeye çalışır. Fikri takip yapar. Dolayısıyla muhalefetin oradaki kamu kurumlarının saygınlığını, güveni tartışılır hale getirmediği sürece ve oradaki kamu öyle mi oluyor sizce peki? Mesela Kemal Kılıçdaroğlu'nun gidip et ve süt kurumunun önünde açıklama yapması. Bence öyle olmuyor. Ben işte bir istisna getiriyorum. Oradaki kamu görevlilerinin, çünkü her biri görevini ifa etmeye çalışıyor. Onları tahkir ve tezif etmediği sürece, kişilik haklarını ihlal etmediği sürece ve kurumların saygınlığını, güvenini tartışılır hale getirmediği sürece en tabii haktır. Demokratik bir haktır. Gider orada. Kendi seçmenine mesaj vermek için, konsolide etmek için çağdaş demokrasilerde muhalefete yüklenilen temel edimi gereğini ifa eder. O açıklamayı orada yapar. Bu siyasetin iletişim stratejisinde bir gereğidir. Her şöyle bir eleştiri varsa katılırım. Sadece sorun tespit etmek değil, çözüm. Hikayesi olmayan hiçbir siyasi hareket başarılı olamaz. Bir hikaye lazım bir defa önce. Dolayısıyla evet, gerçekten sadece sorunların tespiti ve bir çözüm iradesini ortaya koyamama noktasında yurttaşta da bir yılgınlık var. Burada hemfikiriz ama kendi tabanını konsolide muhalefet edecek... Muhalefet açısından mı söylüyorsunuz? Yani muhalefet açısından mı? Türkiye'deki siyaset kurumu açısından söylüyorum. Genel çerçevede. Beklentilerine bugün cevap bulamıyor mu evet, insanlar? Evet, bulamıyor. Geldiğimiz noktada bulamıyor. Dolayısıyla sorunları bütün kesimler tespit ediyor. Yani siyasetin bütün bileşenleri ve paydaşları. Fakat çözüm üretme noktasında ne yazık ki hep kısır. Çatışmalar, siyasi mülahazalar, bunlara kurban ediliyor. Halbuki bir daha yapıcı bir siyaset anlayışını egemen kılmalıyız diye düşünüyorum. Türk siyasetinin temel paradokslarından bir tanesi de bu. Devam edeyim sorduğunuz sorudan müsaadeniz olursa. Temel gıdalarda sabit fiyat meselesi. Bunun anayasal zemini var mıdır, yok mudur? Şimdi 20 ürün bakımından böyle bir düzenleme yapılacağı iddiası var. İşte un, yağ, şeker, bakliyat gibi temizlik maddeleri gibi. Fakat bir resmi zannediyorum hükümetten, yani AK Parti siyasetinden de, Milliyetçi Hareket Partisi siyasetinden de böyle bir açıklama, resmi en azından açıklama yok. Sayın Nebati'nin de bir açıklaması yok ama AK Parti kulislerinde zannediyorum konuşuluyor bu. Yani birincisi şu, bir defa şunu söylemek lazım. Bu esasen müessir bir çözüm. Orada çok özür dilerim. Katkı olsun diye söylüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'na sunuluyor bu fikir. Sizin de orada bir sorununuz vardı. Peki burada üretici ezdirilecek mi diye. Tam da bu üreticinin burada fiyat farkının da devlet tarafından karşılığı. Sübvanse. Sayın Akşener diyor ki sübvanse ederek sürekli terbiye edemezsiniz. Yani, diye buradan alıp buraya koyuyorsun. Evet. Bir şey değişmeyecek ki. Ya kalıcı bir çözüm olması söz konusu öncelikle değil zaten. Bu süreli. Yani Macaristan uygulamasına atıf yaptınız. Orada da süreliydi. Dolayısıyla esasen müessir bir çözüm değil. Onu söyleyeyim. Sadece bir kısa elimli bir nefes alma imkanı olabilir. Özellikle ama dar gelirlinin nefes alması yani. Evet. Yani şurada hemfikiriz. Bir defa buradaki bütün kıymetli meslektaşlarımız, Sayın Koca Sakal da, Selami Hoca da, Serkan Bey de şu konuda hemfikiriz. Yani Türkiye'de ciddi bir ekonomik sıkıntı var. Yani açıklanan enflasyonla hissedilebilir enflasyon arasında bir uçurum var. İnsanlar, özellikle dar gelirli vatandaşlarımız, çocuklarını okula gönderemiyor, eğitim sıkıntısı var, gıda ile ilgili problemler var, kredisini ödeyemiyor, yani ciddi bir ekonomik travma çocukların var. Çocukların okulda beslenmesiyle ilgili izleyicilerden de çok mesajlar geliyor. Evet. Hassas bir konu olduğu için ben de söylemeye ihtiyaç duyuyorum. Bütün gün okulda beslenme ile ilgili dar gelirli ailelerin çocuklarının bu beslenme ihtiyacını karşılayamadığı yönünde çok, son dönemde büyük bir acı yani bu. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Bir defa böyle bir sorun var. Ya bunun olmadığını söylemek bir defa mantık fizik kurallarına aykırı. Bu ülkede yaşamıyor olursunuz. Önemli olan bu sorunu çözüm iradesini ortaya koyabilmek ve çözebilmek. Ya bu bir çözüm getirir mi kısmi de olsa, süreli, palyatif getirir ama esasen müessir getirmez. İkincisi şu, devletin bunu sübvanse etmesi lazım ki üretici de zarar görmesin şüphesiz ki. Yani maliyetinin altına bir ürünü satabilir misiniz? Mümkün değil. Veya minimum karla satabilir misiniz? Mümkün değil. Ya üretim ve satımın mantığı nedir? Değil mi? İvazlı bir işlem, kar elde etme, ticari kar. Üreticinin de bir hakkı var. Şüphesiz var. Şimdi gıda güvenliği ilişkin bir defa bir mekanizmayı hayata geçirmek lazım. Evet, Tarım Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı'nın denetimleri yapması lazım. Bir regülasyona şüphesiz ki ihtiyaç var. 7/24 kontrol bunlar etmeli ama üretici tüketici arasındaki bu fiyat farkını tedarikçilerin özellikle kullanıp kullanmadığı, burada bir tekelleşme olup olmadığı, kartelleşme olup olmadığına da bakmak lazım. Bunun hepsinin bir denetim kontrolünün yapılması, regülasyon yapılması hemfikiriz. Güzel. Fakat burada meslektaşlarımız anlatırken tüketicinin korunmasına ilişkin anayasal hükümlerine atıf yaptı ama üreticiyi koruyan anayasal hükümlere atıf yapmadı.
veya satan kişiyi, satıcıyı koruyan anayasal hükümlere atıf yapma. Bizler hukukçuyuz. Bugün burada biz de çıkabiliriz. Yurttaşımız çok sıkıntılı. Şüphesiz ki asgari geçim standartlarında dört çocuk okutmaya çalışıyor insanlar. Çok zor koşullarda asgari ücretle geçinmeye çalışıyorlar. Hayatlarını idame etmeye çalışıyorlar. Olağanüstü travmatik bir süreç. Ama geldiğimiz noktada biz eğer anayasal zemini tartışacaksak biraz daha objektif, bilimsel yaklaşmak lazım. Evet, anayasanın 166. maddesinde fiyat istikrarını devlet sağlar, tedbir ve önlemleri alır diyor. Ama aynı anayasanın 166. maddesinde üretimi arttırıcı tedbir ve önlemleri de alır diyor. Bunu görmezden gelmeden bir okuma yapamayız. Üretim ve sanayi. Üretim ve sanayi tabii ki. Veya 172. maddede tüketicinin korunması bir anayasal ilke olarak benimsenmiş. Çok da önemli bir ilke. Devlet tüketicileri koruyucu ve aydınlatıcı tedbirleri alır. Tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini de destekler diyor. Burada hemfikiriz ama 173. maddede esnaf ve sanatkarları koruyucu tedbir ve önlemleri de alır diyor. Bir diğer mesele 167'de tekelleşme ve kartelleşme engeller diyor. Ama anayasanın 48. maddesi ne diyor? Sözleşme serbestisi diyor. Siz diyor sözleşme özgürlüğünü anayasayla güvence altına aldınız diyor. Dolayısıyla yani sözleşme özgürlüğüne müdahale edemezsiniz diyor aslında. Şimdi burada anayasal normların yarışması var. Çok net. Tartışmaya mal vermeyecek kadar açıklar. Normlar ersin düşünün. Yani anayasa, yasa, tüzük, yönetmelik. İki tane çatı norm. Üzerine genel ahlaka aykırı olamaz. Dolayısıyla şimdi o borçlar kanun hükmü. Sizin söylediğiniz borçlar kanun hükmü. Bu anayasa hükmü. Özel hukuk. Devlet ilişkisinde borçlar kanunu belirleyici. Bu özel hukuk mü? Kamusal hüküm değil. Kaldı ki anayasa hükmü var burada. O kanun. Anayasaya aykırı bir kanun hükmünden bahsedemeyiz. Yarışan hatta söz konusu orada kriter ne olur? Kamu yararı. Evet. Tamam. Tam oraya geleceğim. Vatandaşın yararı. Doğru. Yarışan haklar değil de yarışan anayasal normlar diyelim. Tabii işte onu diyorum. Yani yarışan anayasal normlar varsa kamu yararı olur ama birey yararını da görmezden gelemezsiniz. Yani hiçbir şekilde sen üreticiye de maliyetinin artında ürün satacaksın, fiyatını sabitliyorum diyemezsin. Eğer böyle bir iraden varsa sübvanse edeceksin. Sen sübvanse etmeden bunu söyleyemezsin. Veya karı minimize etmeye yönelik böyle bir adım. Onu sübvanse edeceğine çiftçini sübvanse et zaten. Mesela, iş bitsin. Evet. Ya da karı belki artırarak getirilmesi lazım. Bu kadar basit ya. Ya üreticiden kasıt bir kısımda zaten çiftçi, gıda maddeleri var. Çiftçi, direkt çiftçi yok. Söylüyorum. Şöyle, yani çiftçi de üretici aslında. Ya direkt zaman çiftçi dolayısıyla, söylüyorum zaten. Yani ben üretici derken bütün o şemsiyeni aldım. Hocam tarım desteklerini de veriliyor da daha da fazla verilmesi lazım. Dolayısıyla. Ne verilmesi lazım o? Tarım yani şimdi siz üretim ekonomisi diyorsanız üretimde desteklemelisiniz tabii ki. Yani sadece tüketicinin hak ve menfaatlerini gözeterek de bu naif kırılgan ekonomide bir şey yapamazsınız. Hal böyleyken sonuç şu. Siz süreli yapabilirsiniz belki ama anayasal normlara baktığımız zaman bu üreticiyi, çiftçi dahil üreticiyi maliyetinin altında ürün satmaya zorlayamazsınız. Mümkün değil. Siz onu desteklemelisiniz. Veya minimum karla. Dolayısıyla bunun çok hassas bir dengesi var. Kamu yararı bir kriterdir anayasal normların çatışmasında ama birey yararını da gözetmek gerekir.